Kıymetli dostlar, siyasette liyakatin öne çıkması için, siyasette etik değerlerin, bilginin, çözümün öne çıkması için, siyasette erdemlerin, ilkelerin öne çıkması için, bugüne kadarki siyasi talep ve iddialarımı geri çekiyorum. Çözümlerimiz, projelerimiz siyasi kariyer hesaplarımızdan önemlidir. Siyasetin görevi sorunlara çözüm üretmek, refaha yükseltmek, etkin yönetmek, adil paylaşmak, hakkı koruyacak bir hukuk sistemi kurmak ve uygulamaktır. Eğer ganimet siyaseti yapmaya gelmiyorsanız, kendi çıkarlarınızdan, statünüzden, kariyerinizden önce çözümlerinizi öne çıkarırsınız. Sizin çözümleriniz yoksa, çözümleri olan insanları öne çıkarır, onların arkasında durur, onları desteklersiniz. Bu inançla daha önce ilan ettiğim Cumhurbaşkanlığı aday adayını iddiamı geri çekiyorum. Zaten geniş kesimlere erişecek medya, milyonlarca liralık tanıtım bütçem ve teşkilatın olmadığını en baştan biliyordum. Benim Cumhurbaşkanlığı yapmaya liyakatim var. Ancak sizin liyakate baktığınız yok. Maksat bu iddia ile projelerimizi gündeme getirmek, kamuoyuna sunmaktı. Söyleyeceklerimin önemli kısmını söyledim. Sayfalarımda erişime açıktır. Eğer o projeler uygulansın isterseniz, ben de o projelerin işçisi olurum. Aynı şekilde kurucularından olduğum partideki görevlerimden ve üyeliğimden çekiliyorum. Arkadaşlarıma hiçbir suçlamam yoktur. Hiçbir kırgınlığım yoktur. Benim oraya katılırken de iddiam projelerimi uygulayacak ortam arayışıydı. Düşündüğüm gibi, beklediğim gibi ilerlemedim. Bu sadece benim beklentilerimle ilgiliydi. Kendilerine başarılar dilerim. Önemli olan benim siyasi kariyerim değil. Ülke için siyasi çözümlerimdir, ideallerimdir. Bu çözümlerim ve ideallerim üzerinde gölge oluşturmamak için ben tüm iddia ve taleplerimi geri çekiyorum. Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Bir partide siyaset yapmıyorum ve bir siyasi kariyer peşinde koşmuyorum. Siyasette önemli olan kişiler değildir. Fikirlerdir, projelerdir, çözümlerdir, ideallerdir, etik değerlerdir. Yani özet olarak siyasette liyakattir. Siyasette önce kişiler değil, ağır toplar değil, siyaseti meslek edinmiş tecrübeliler değil. Önce fikirler öne çıkmalı, önce projeler öne çıkmalı, önce ilkeler öne çıkmalı, önce liyakat öne çıkmalı. Eğer bunlar toplum yararına olanlar ise ondan sonra onu uygulayacak, yönetecek kişiler söz konusu olur. Aksi halde siyasetteki vasıfsızlığı, zübüklüğü, çürümeyi önleyemeyiz. Bu maksatla ismimi ve siyasi iddialarımı projelerimin gerisine çekiyorum. Lütfen projelerime bakınız ve değerlendiriniz. Siz, sadece siz inanırsanız değişir. Temiz, zengin, adil bir ülke idealine erişmek umuduyla birlikte başaralım.